Öğle namazının ilk sünneti. İlk önce 4 rekat ilk sünnet kılınır. Bunun için bütün bedenle kıbleye dönülür. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Gözler secde mahalline bakar. Başlarken niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. İftitah tekbiri. İki el, baş parmaklar kulak memelerine değecek şekilde kaldırılır. Bu esnada parmak araları serbest, avuç içleri karşıya doğru bakmalıdır. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır. Kıyam. Duruş pozisyonu değiştirilmez. Yine gözler secde mahalline bakar. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Tekbir alındıktan sonra eller göbek altında ve sağ el sol el üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sağ elin baş ve serçe parmakları sol bileği kavrar. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke duası okunur. Sonra içimizden Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Ellerimizin içiyle diz kapakları tutulur. Bu esnada gözler parmak uçlarına bakar. Rükuda iken 3 defa Sübhan Rabbiyal Azim denir. Kavme, Semi'allahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Gözler secde mahalline bakar. Eller iki yanda serbest bırakılır. Tamamen doğrulup hareketsiz kalınca Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Dizler, eller, alın ve burun sırayla yere konur. Kollar gövdeden hafifçe ayrı, dirsekler yere değmeyecek şekilde durur. Gözler kapatılmaz. Eller başın iki yanında, parmaklar birleşik şekildedir. Ayak uçları yerden kaldırılmaz. Topuklar birleştirilir. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel E'la denir. Celse, Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Eller dizler üzerine konur. Sol ayak yan yatırılıp üstüne oturulur. Sağ ayak parmaklar üzerine dikilir. Sağ ayak parmakları kıbleye doğru yöneltilir. Gözler dizlere bakar. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. İkinci rekata kalkış. Kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme, Semi'allahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde, Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel E'la denir. Celse, Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde, Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde, birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. İlk oturuş, Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Diğer rekata kalkış. Kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.
kavme Semiallahu limen hamide diyerek rükudan kalkılır. Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Diğer rekata kalkış, kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme. Semiallahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Son oturuş. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Sonra sırasıyla Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam. Rabbena dualarından sonra baş sağ omza doğru çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sol omza doğru yine aynı şekilde çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Böylece namaz bitirilir. Öğle namazının ilk sünnetinden sonra 4 rekat farz kılınır. Bunun için bütün bedenle kıbleye dönülür. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Gözler secde mahalline bakar. Farz namazlarda erkekler niyetten önce kâmet getirirler. Başlarken niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya denilerek niyet edilir. İftitah tekbiri. İki el, baş parmaklar kulak memelerine değecek şekilde kaldırılır. Bu esnada parmak araları serbest, avuç içleri karşıya doğru bakmalıdır. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır. Kıyam, duruş pozisyonu değiştirilmez. Yine gözler secde mahalline bakar. Ayaklar 4 parmak genişliği açık tutulur. Tekbir alındıktan sonra eller göbek altında ve sağ el sol el üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sağ elin baş ve serçe parmakları sol bileği kavrar. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke duası okunur. Sonra içimizden Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Ellerimizin içiyle diz kapakları tutulur. Bu esnada gözler parmak uçlarına bakar. Rükûda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme Semiallahu limen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Gözler secde mahalline bakar. Eller İki yanda serbest bırakılır. Tamamen doğrulup hareketsiz kalınca Allahümme Rabbena ve lekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Dizler, eller, alın ve burun sırayla yere konur. Kollar gövdeden hafifçe ayrı, dirsekler yere değmeyecek şekilde durur. Gözler kapatılmaz. Eller başın iki yanında, parmaklar birleşik şekildedir. Ayak uçları yerden kaldırılmaz. Topuklar birleştirilir. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse.
Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Eller dizler üzerine konur. Sol ayak yan yatırılıp üstüne oturulur. Sağ ayak parmaklar üzerine dikilir. Sağ ayak parmakları kıbleye doğru yöneltilir. Gözler dizlere bakar. Bu vaziyette Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyal A'la denir. İkinci rekata kalkış. Kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken üç defa Sübhan Rabbiyal Azim denir. Kavme. Semi'allahu limen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Allahümme Rabbena velekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel E'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. İlk oturuş. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Diğer rekata kalkış. Kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken üç defa Sübhane Rabbiyal Azim denir. Kavme. Semi'allahu limen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Allahümme Rabbena velekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyal A'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Subhan Rabbiyal Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Subhan Rabbiyal A'la denir. Diğer rekata kalkış. Kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükûda iken üç defa Sübhane Rabbiyal Azim denir. Kavme. Semi'allahu limen hamideh diyerek rükûdan kalkılır. Allahümme Rabbena velekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde üç defa Sübhane Rabbiyal A'la denir. Celse. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhan Rabbiyal Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde. Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde üç defa Sübhan Rabbiyal A'la denir. Son oturuş. Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Sonra sırasıyla Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam. Rabbena dualarından sonra baş sağ omza doğru çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sol omza doğru yine aynı şekilde çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Böylece namaz bitirilir. Öğle namazının son sünneti. Bunun için bütün bedenle kıbleye dönülür. Ayaklar dört parmak genişliği açık tutulur. Gözler secde mahalline bakar. Başlarken niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının son sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. İftitah tekbiri.
İki el, baş parmaklar kulak memelerine değecek şekilde kaldırılır. Bu esnada parmak araları serbest, avuç içleri karşıya doğru bakmalıdır. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır. Kıyam, duruş pozisyonu değiştirilmez. Yine gözler secde mahalline bakar. Ayaklar dört parmak genişliği açık tutulur. Tekbir alındıktan sonra eller göbek altında ve sağ el sol el üstüne gelecek şekilde bağlanır. Sağ elin baş ve serçe parmakları sol bileği kavrar. Kıraat. Eller bağlandıktan sonra Sübhaneke duası okunur. Sonra içimizden Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Ellerimizin içiyle diz kapakları tutulur. Bu esnada gözler parmak uçlarına bakar. Rükuda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme Semi'allahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Gözler secde mahalline bakar. Eller İki yanda serbest bırakılır. Tamamen doğrulup hareketsiz kalınca Allahümme Rabbena velekel hamd denir. Secde. Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Dizler, eller, alın ve burun sırayla yere konur. Kollar gövdeden hafifçe ayrı, dirsekler yere değmeyecek şekilde durur. Gözler kapatılmaz. Eller başın iki yanında, parmaklar birleşik şekildedir. Ayak uçları yerden kaldırılmaz. Topuklar birleştirilir. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Eller dizler üzerine konur. Sol ayak yan yatırılıp üstüne oturulur. Sağ ayak parmaklar üzerine dikilir. Sağ ayak parmakları kıbleye doğru yöneltilir. Gözler dizlere bakar. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde Allahu Ekber diyerek İkinci kez secdeye gidilir. İkinci secde, birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. İkinci rekata kalkış, kıyam. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Kıraat, eller bağlandıktan sonra besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra kısa namaz surelerinden birisi veya başka surelerden ayetler okunur. Rükû. Sure okuması bittikten sonra Allahu Ekber diyerek sırt ve bel düz oluncaya kadar eğilinir. Rükuda iken 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Kavme Semi'allahu limen hamideh diyerek rükudan kalkılır. Allahümme Rabbena velekel hamd denir. Secde Allahu Ekber diyerek secdeye varılır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Celse Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar bir süre beklenir. İkinci secde Allahu Ekber diyerek ikinci kez secdeye gidilir. İkinci secde birinci secde ile aynıdır. Bu şekilde 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Son oturuş Allahu Ekber diyerek secdeden kalkılır. Bu vaziyette Ettehiyyatü duası okunur. Sonra sırasıyla Salli Barik ve Rabbena duaları okunur. Selam. Rabbena dualarından sonra baş sağ omza doğru çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Sonra sol omza doğru yine aynı şekilde çevrilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Böylece namaz bitirilir. Namaz tesbihatı ve müezzinlik. Namaz bittiğinde oturduğumuz yerden kalkmadan Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram denir. Sonra ala rasulina salavat diyerek Peygamber Efendimiz'e salavat getirilir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Okunan salavatın ardından Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ denir. Eûzu Besmele çekilerek Ayet-el Kürsi okunur. Okunan Ayet-el Kürsi'nin ardından
ve huvel aliyyul azimü zül celali vel kemali subhanallah denir ve 33 kez subhanallah diyerek tesbih çekilir. Sonra subhanel kerimi daimen elhamdülillah denir ve 33 kez elhamdülillah diyerek tesbih çekilir. Son olarak Rabbil alemine teala şe'nuhullahu ekber denir ve 33 kez Allahu ekber diyerek tesbih çekilir. Tesbihat bitince La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir Sübhane rabbiyel aliyyil e'lel vehhab denir ve eller açılarak dua edilir. Namaz duasında her kul kendi gönlünden geçtiğince Rabbine dua eder. Dua bittiğinde aşri şerif okunur. Aşri şeriften sonra Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin denir ve Fatiha okunarak bitirilir.